şeyler geliyor. Hani ben paraya karşıyım dedim ya abi, alışveriş yapamıyorum. Alışveriş yapıyorum da parayı veriyorum, paranın üstünü alamıyorum. Parayı veriyorum, malı veriyor esnafıma, sağ olsun paranın üstünü vermiyor. Diyor ki kardeşim paranın üstünü vermedin, diyor ki abi sen paraya karşı değildin. Diyorum ki kardeşim ben paraya karşıyım da verirken karşıyım, alırken karşı değilim. Bunu buldum, ne yapayım ya? Sağ olsunlar, insanlar adam yerine koydukları yetmiyor, bir de filozof yerine koyuyorlar. Halbuki kim malı filozofuz, çakma filozof, film icabı. Geçenlerde bir genç çift size benzetilmiş, siz çift misiniz? Efendim? Aa! Hayır değilsiniz, barımızı yapayım diyecektim de. Öyle hizmetlerde var. Bu yine iyi. Hamburg'da sordum aynı soruyu. Erkek olan dedi ki, hayır evliyiz. Evliler çift sayılmıyor sanki. Her neyse, işte ben benzetelim size. İşte tek kişi olduğum için yardımcı oyuncu lazım. Buradan yardımcı oyuncu seçiyorum. Belediyemiz yerine yazacak adı geçen herkese, değil mi başkan? Hayır diyor. Her neyse, böyle bir genç çift geldi, elleri tutuşmuşlar. Erkek olan dedi ki, abi dedi, biz dedi yeni evlendik dedi, mutlu olmak için ne yapmamız lazım dedi. Dedim, kardeşim artık çok geç. Evlenmişsiniz yani, yapacak bir şey yok. Kurumlar da çağırıyor, İzmir Sanayi İş Adamları Derneği iş kazalarını önlemekle ilgili bir toplantı düzenlemiş. Uzmanları çağırmış, bir de beni çağırdılar. Uzmanlar konuştu, moderatör bana sordu. Peki dedi, sayın filozof, iş kazalarını önlemek için sizin bir tavsiyeniz var mı? Dedim, var. Nedir dediler? Dedim, çalışmamak. Çalışmazsan iş kazası da olmaz yani. Son bir şey daha anlatayım bununla ilgili, sonra çevre konularına gireceğiz. Bir devlet üniversitemize çağırdılar, adını vermeyeyim. 800 öğrenci toplanmış, önde hocalar oturuyor böyle. Çıktım dedim ki 800 öğrencinin önünde, ben dedim bu eğitim sisteminin de, ben bu üniversitelerin de, ta alayına karşıyım dedim. 800 öğrenci alkış kıyamet alkışlıyor. Hocaların sıraya baktım. Çit yok, çit yok, çit yok, çit yok. Çit var. Hanımefendinin yerinde oturan isim neydi? İkisi birden. İsim neydi? Evet. İsmin? Tevhide. Tevhide Hanım'ın yerinde oturan tıp fakültesinin dekanıymış. Arkadaşlar bana öyle bir pis bakıyor. Bana öyle bir ters bakıyor, korkudan sesin içime kaçtı. Nereden çıkıyorsa böyle konuşuyorum. Bana dedi ki dekan, 800 öğrencinin önünde, salak salak konuşma. Ne demek üniversiteye karşıyım, üniversiteye gitmeden olur mu dedi. Dedim, hocam neden olmasın? Arşivet üniversiteye mi gitti, hamama gitti. Üstelik giderken kırık kıyafet zorunluluğu yoktu, çıkarken hiç yoktu da alt takki çıktı. Öğrenciler alkış kıyamet alkışladı, ben hocaya bakıyorum. Hoca hala bana pis pis bakıyor. Dedi ki, hala salak salak konuşuyorsun. Hoca salak olduğuma karar vermiş. Dedi, tıp fakültesine gitmeden hiç doktor olunur mu? Dedim, hocam sizin tıp biliminin kurucusu Hipokrat hangi tıp fakültesine gitti? Gidemez, kurulmamıştı, adam kurdu. Hipokrat bugün yaşasa diploması sahte doktor diye içeri atarlardı. Sağ olun, var olun.